Merhaba arkadaşlar. Akademi Kafa Dengi'ye hoş geldiniz. Ben YouTuber hocanız Alper Akdeniz. Bugünkü konumuz siyaset felsefesi. Siyaset felsefesi neyle ilgilenmekte? Onunla ilgili bugün dersimizi yapacağız. Evet, öncelikle siyaseti konu edinen felsefe, siyaset felsefesi. Siyaset, devleti ve toplumun ilişkilerini insanların yaşamını yönetim olgusu çerçevesinde ele alıp inceleyen temel bir kavramdır. Siyaset felsefesinin yanıt aradığı sorulara bakacak olursak, iktidarın kaynağı nedir? Adalet nedir? Birey ve devlet arasındaki ilişki nasıl kurulmalı? En iyi yönetim biçimi nedir? Herkesi memnun eden bir yönetim biçimi nasıl sağlanabilir? Bireye rağmen devlet, devlete rağmen birey nasıl korunacaktır? Eşitlik nedir? Devlet mi bireyin, yoksa birey mi devletin hizmetinde olmalı? Bunlar siyaset felsefesinde yanıtını aradığımız sorulardır. İktidarın kaynağı nedir? Korunma ihtiyacı. İktidar kaynağını insanların korunma, temel ihtiyaçlarını karşılaması gibi işlevlerini yerine getirmesinden alır. Yani tabii ki insanlar yaşadıkları devlet içerisinde korunmaya muhtaçtır. Yani bireyleri devletin olmadığı bir yerde bireylere dikkate aldığımızda Thomas Hobbes'un dediği gibi insan insanı kurdudur. İnsanlar birbirlerine tabii ki ciddi zararlar verecektir. Özellikle insanların korunma ihtiyacı önemli bu noktada ve devletin iktidarın var olması zorunludur diyoruz. İkinci olarak Tanrı'dır. İktidarın kaynağının Tanrı olduğunu savunanlar da var. Özellikle egemenliği elinde bulunduran kral, hükümdar, bunlar aslında Tanrı'nın vekilleridir. Yeryüzündeki Tanrı'nın vekilleridir. Devlet yönetiminde onların görevi Tanrı'nın buyruklarını yerine getirmektir. Bir nevi Tanrı devletidir diyebiliriz. Bir başka iktidar kaynağını dikkate aldığımızda ortak iradedir diyebiliriz. İktidar kaynağının toplumdaki bireylerin birlikte yaşama isteğinin bir sözleşmeye dayalı olarak ortaya konmasından dolayı ortaya çıkar. Toplum sözleşmesi adını da verebiliriz. Yani insanlar bir araya gelirler ve kendi çıkarlarını koruyabilmek için aralarında bir sözleşme imzalarlar. Yani kısacası devletin varlığı insanların bir arada yaşamasını kolaylaştırmak adına yasalar çıkararak ortak çıkarları doğrultusunda ya da insanların eşit haklar alması noktasında kendi aralarında yaptıkları bir nevi toplumsal sözleşme sonucu ortaya çıkar. Yani insanları koruyan, kollayan yasalar olması, herkes başına buyruk yaşamış olsa o toplumda düzen değil, düzensizlik, anarşi hakim olur. Böyle bir şeyin de söz konusu olamayacağını ifade edebiliriz. Egemenliğin kullanış biçimleri nelerdir? Max Weber 3 tür egemenlikten söz eder. Geleneksel egemenlik, özellikle töre ve geleneklere dayalı egemenlik anlayışıdır. Az gelişmiş toplumlarda görülen bir durum. Yazılı kurallar hakim değildir. Hukuk kuralları, yasalar, resmi kurallar söz konusu değildir. Töre ve gelenek, görenekler egemendir. Örneğin köy ağalığında, aşiret reisliğinde ya da daha geçmişte ilkel dönemlerdeki topluluklarda geçerli olan egemenlik anlayışı diyebiliriz. Egemenlik. Bu egemenlik olağanüstü özelliklere sahip olduğu kabul edilen bir liderin otoritesine dayanır. Liderin gücü, başarıları ve karizması onu sorgulamaksızın kabul edilmede önemli bir rol oynar. Yani liderin gücü, başarısı çok önemlidir. Dünyada karizmatik liderler hep olmuştur.
Türk toplumlarında doğmuştur, Batı toplumlarında doğmuştur. Yani dünyanın her yerinde karizmatik liderler uzun yıllar iktidarı ellerinde bulundurmuşlar ve halk onların varlığından hiçbir zaman şikayetçi olmamıştır. Demokratik egemenlik, çağdaş devletlerde geçerli olan egemenliğin nasıl kullanılacağını yasa ve yönetmeliklerin belirlediği hukuksal egemenliktir. Bugün dünyada daha çok geçerli olan egemenlik böyle bir egemenliktir. Demokratik egemenlik, adaletin sağlandığı, öne çıktığı, hukuk kurallarının geçerli olduğu, yasaların insanların yaşamında etkili olduğu, kuralların var olduğu egemenlik anlayışıdır diyebiliriz. Tabi burada demokratik kurallar ön plana çıkmakta. Evet, siyaset felsefesinin yanıt aradığı diğer sorular. Bürokrasiden vazgeçilir mi? Üst düzey bürokratlar konularında uzman ve deneyimli kişiler olmalıdır. Göreve geçici olarak gelen siyasetçiler ise işin yabancısıdır. Özellikle devletlerin varlığında bürokrasi önemlidir. Yani tabii ki burada bürokraside işin uzmanı olan insanlar olmalı. Zaman zaman kurulan hükümetler, siyasetçilerin kendi inisiyatifleriyle buraları, kendi adamlarını, yani bir nevi torpille iş başına getirilen insanların bürokrasiye zarar verdiğini ve kendi etrafını çok da vasıfsız elemanlar topladığını düşünecek olursak, orada işlerin yürümediğini, amacın işlerin yürümesi değil, daha çok adam kayırmacı olduğunu düşünebiliriz. Bu da devletin varlığını tehdit etmektedir. Bürokrasinin özüne aykırı bir durumdur diyoruz. Aslında bürokrasi gerekir. İşin ehli olan, liyakat sahibi insanlar belli mevki ve makamlara gelmeli ve hiçbir siyasetçi bunların varlığını dokunmamalıdır diyoruz. Özellikle bazı alanlar var ki bunların başında eğitim önde gelmekte. Orada hangi hükümet, hangi iktidar gelirse gelsin, oradaki sistem, eğitim sistemi hiçbir zaman değişmemeli. İşin uzmanı, liyakat sahibi insanlar işin başında olmalıdır diyoruz. Sivil toplumun anlam ve önemi nedir? Bireyin hak ve özgürlüklerini güvence altına alınmasına, toplumda demokratik bilincin oluşmasına katkıda bulunur sivil toplum örgütleri. STK'lar diye de bildiğimiz sivil toplum kuruluşları. Özellikle toplumda bireylerin haklarını almak için ortaya çıkarlar. Sendikalar da yine bu şekilde kurulmuşlardır. Kuruluş amaçlarında bunlar vardır. Sivil toplum örgütlerinin, kurumlarının özellikle demokratik bilincin oluşumuna katkıda bulunması yönüyle varlıkları önemlidir. Var olmaları gerekir. Ama amacından saparak farklı yollara sapmaları durumunda sonuca ulaşamayız. Demokratik bilinç yerine farklı bilinçlerin oluşmasına neden olur ki bu da sivil toplum örgütlerinin kimliğine aykırı bir durumdur diyebiliriz. Her dönemde sivil toplum kuruluşları devreye girmeli ve demokratik bilincin gelişmesine katkıda bulunmalıdır diyoruz. Bireyin temel hakları nelerdir? İnsanın sahip olduğu dokunulmaz, devredilemez ve vazgeçilemez haklarına temel haklar denir. Kişisel haklar, koruyucu haklar, yaşama, kişi güvenliği, özel yaşamın gizliliği, konut dokunulmazlığı, haberleşme özgürlüğü, düşünce ve kanaat özgürlüğü kişisel haklara girmektedir ya da bunlar koruyucu haklar olarak kabul edilebilir. Zaman zaman özel yaşamın gizliliği ihlal edilmekte, kişi güvenliği tehdit edilmekte, düşünce ve kanaat özgürlüğüne karşı çıkılmakta. Bunlar doğru değil. Bunların özellikle bireysel anlamda özel haklar olduğu unutulmamalı ve kimse kimsenin bu kişisel haklarına müdahale etmemelidir diyoruz. Sosyal ve ekonomik haklar, isteme hakları, eğitim ve öğretim, sağlık, ailenin korunması, çalışma ve sosyal güvenlik hakları. Yani her
insan eğitim alma hakkına sahip olmalı. Sağlıktan yararlanma hakkına sahip olmalı. Ailenin korunması önemli. Çalışma ve sosyal güvenlik hakları. Yani çalışan insanların güvencelerinin korunması. Bunlar temel haklar ve insan için olması gereken haklar ve bunların hiçbir şekilde insanın elinden alınmaması gerekmektedir. Yani örneğin bir zor durumdaki bir hasta hastaneye gittiğinde ona en iyi şekilde tedavi imkanı sunulmalıdır. Onun tedavi görmesinde engelleyici durumlar ortadan kaldırılmalıdır. Siyasal haklar. Katılma hakları, seçme, seçilme, siyasi etkinlikte bulunma, siyasi parti kurma, partilere üye olma, dilekçe verme ve kamu hizmetine girme hakları. Toplumumuzda kadının da seçme, seçilme hakkı var. Hatta Batı toplumlarından daha önce de bizde bu verilmiştir. Geçmişte çok önceleri de, milattan önce, Antik Yunan'da falan kadınların hiçbir hakkı yoktu. Seçimlerde oy kullanma hakkı da yoktu. Batı dünyasında da uzun yıllar kadına birçok hak verilmemişti bu noktada, seçme, seçilme, siyasi etkinlikte bulunma noktasında. Ama bizim ülkemizde çok daha erken bu haklar kadına verilmiştir. Ve şu anda da kadınlarımız her tür siyasal haklarını kullanabilmekte diyoruz. Devlet nasıl ortaya çıkmıştır? Devletin doğal bir varlık olduğunu savunanlar var. Onlara göre devletin var olması zorunludur. Yani olmazsa olmaz. Platon, Aristoteles, Farabi, İbn Haldun bu görüştedirler. Devletin yapay bir varlık olduğunu savunanlar var. Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau. Devletin yapay bir varlık olduğunu savunanlar içerisinde Hobbes düşünceleriyle öne çıkar. Hobbes'a göre Homo homini lupus diyen Hobbes'a göre insan insanın kurdudur. İnsan gücü eline geçirince diğerine zarar vermeye çalışır. Ve güçlüler egemen olmaya başlar. Özellikle gücün egemen olduğu değil, adaletin egemen olduğu bir duruma dönüşmesi için insanlar kendi aralarında anlaşarak toplumsal sözleşme imzalarlar. Bu da devletin yasalarla kendi varlığını ortaya koymasıdır. Böyle bir durumda da insanlar birbirlerine artık zarar vermek yerine birbirlerinin haklarını görmek durumundadırlar ve kimse bir başkasını zarar verme durumuna gelemeyecektir. Kendi haklarını ve karşısındakinin haklarını iyi bildiği için, yasaların ve kuralların kendisi için neyi emrettiğini bildiği için ona göre toplumun bir birey olarak varlığını sürdürecektir. Evet, bu konuyla ilgili sorulara bakacak olursak, bu sorulardan bir tanesi siyaset felsefesinin önemli bir sorusu. Siyaset felsefesinin yanıt aradığı sorulardan biri olamaz şeklinde. Zaten paragrafı okumadan da biz siyaset felsefesinin yanıt aradığı sorulardan biri olamaz sorusunun cevabını bulabiliriz. Ama yine de paragrafı bir kez okuyalım. Siyaset devleti her alanda idare edecek kuralların bütünü olarak tanımlanabilir. Siyaset felsefesi ise olması gerekeni ele alan bir felsefe disiplinidir. Gelecekte toplumların nasıl idare edilmesi gerektiğini ortaya koyabilmek için toplumların dününü ve bugününü felsefi bir bakış açısıyla inceler. Şimdi buradan hareketle düşünecek olursak, siyaset felsefesinin yanıt aradığı soruları dikkate alırsak, en iyi yönetim biçimi hangisidir? Bu siyaset felsefesinin yanıt aradığı bir soru. Bireylerin temel hakları nelerdir? Yine buna da yanıt arıyoruz. Devletin işlevi ve amacı nedir? Ne olmalıdır? Bunun da yanıtını arıyoruz. Devletin varlık nedeni nedir? Bunun da yanıtını arıyoruz. Ama A şıkkında toplumsal düzeni sağlayan kurallar nelerdir? Bu bizim aradığımız bir soru değil. Bu siyaset felsefesinin yanıt aradığı soru değildir. Çünkü toplumsal düzeni sağlayan kurallar, örneğin hukuk kuralları, yazılı resmi kurallar, hukuk biliminin alanı içerisindedir. Yine
Toplumsal düzeni sağlayan kurallar, resmi olmayan normlar, bunlara baktığımızda da bunlar da yine sosyolojinin daha çok üzerinde durduğu bir konu. Siyaset felsefesi bu kurallarla ilgilenmez diyoruz. Evet, bir başka soruya bakacak olursak, buna göre aşağıdaki yargılardan hangisini söylemek doğru olur? Özgürlükten kelimenin tam anlamıyla birey için engel teşkil eden dış etkenlerin yokluğu anlaşılır. Bu engeller çok kez bir kimsenin dilediğini yapmakta kullanacağı gücünün bir bölümünü elinden alabilir, fakat onu kendisine kalmış olan gücü muhakeme ve aklının emrettiği gibi kullanmaktan alıkoyamaz. Hangisini söylemek doğrudur şeklinde. Özgürlük her isteyenin her istediğini yapmasıdır. Yani bunu söylemek doğru değil. Çünkü her isteyen her istediğini yaparsa orada toplum da olmaz, anarşi doğar. İnsanlar hiçbir zaman özgür olamazlar. Hayır, insanlar belirli bir özgürlük hakkına her zaman sahiptirler. Mutluluk beraberinde özgürlüğü getirir. Mutlulukla özgürlük arasında ilişki olsa bile her zaman mutluluk beraberinde özgürlüğü getirir diyemeyiz. Özgürlük mutluluğa dayalı eylemlere dayanır. Yani mutlu olduğumuz zaman da daha özgürüz deme durumunda olamayız. Burada doğru cevap söylenebilecek olan özgürlük bireysel iradenin dış baskılar altında olmamasıdır. Bakın, engellemelerden özellikle bahsedilmişti. Buradan da yine yola çıkarak dış etkenlerin özellikle yine yokluğu söz konusuydu. Burada hangisi söylenebilir noktasında özgürlük bireysel iradenin dış baskılar altında olmamasıdır. Yani benim irademi, özgür irademi engelleyecek bir durumun olmamasıdır diyoruz. Edirne doğru cevap diyebiliriz. Evet, bir başka soruya bakacak olursak, bütün toplumsal kötülükler insanların özgür olmamalarından kaynaklanır. Öyleyse insanı sınırlayan bütün değer, kurum ve düzenler kötü olup yıkılmalıdır. Bakunin yıkma tutkusunun aynı zamanda yaratıcı bir dürtü olduğunu söyleyerek, başta devlet olmak üzere var olan kurumların tümünün ortadan kaldırılması gerektiğini savunur. Özellikle burada Bakunin'i bilmenizde yarar var. Bakunin anarşist düşünceyi savunan bir filozof. Bakın, burada özgür olmamalarından kaynaklandığını kötülükleri ve devlet başta devlet olmak üzere devletin bile varoluşunu gerekli görmüyor. Ortadan kaldırılması gerektiğini savunuyor. Burada vurgulanan temel düşünce, İnsanlar doğal olarak bir düzen içinde yaşama eğilimindedirler. Burada bundan bahsetmiyor. Toplumsal refahla birlikte ideal düzene ulaşılabilir. Burada bundan da bahsedilmemekte. Eşitliğin olduğu bir devlet ideal bir devlettir. Zaten adam devletin varlığını kabul etmiyor. Özgürlüğün olduğu bir devlet ideal bir devlettir. Yine bunu da kabul etmeyen bir anlayış. Çünkü devletin varlığını reddediyor. Burada doğru cevap A şıkkı olacak. İnsanlar bir otorite ya da devlet kurmaktan uzak olmalı, ya da otorite ya da devlet gereksizdir. İnsanlar için onların özgürlüğünü kaldıran bir durumdur. Devletin varlığını ortadan kaldırmak gerekir derken Bakunin bunu ifade etmekte A şıkkı doğru cevabımızdır. Evet, bir başka soruya geçecek olursak, İnsanları devlet kurmaya iten nedeni sorgulamaktı ve özellikle şunu söyleyebiliriz. Doğa durumu, insandaki bireysel dürtülerin karşılıklı kuşku ve çatışmaya yol açması yüzünden sürekli olan bir savaş durumudur. İnsan bundan dolayı varlığını sürdürebilmek için güvenliği elde etmeye çalışacaktır. Öyleyse barış herkesin yararına olacağından, insanlar kendilerini doğa durumunun olumsuz koşullarından kurtarmak ve daha huzurlu yaşamak için toplumsal sözleşme yaparlar. Thomas Hobbes'un özellikle son noktada getirdiği durumdur. Toplumsal sözleşme imzalama, yani yasaların, kuralların oluşması.
Devlet de insanların kendi iradeleriyle yaptığı bu sözleşme sonucu ortaya çıkan yapay bir kurumdur. Burada devlet kurmaya iten nedeni bizden soruyor. Nedir şeklinde. A şıkkında monarşik bir yönetim biçiminin benimsenmesi. Monarşik yapıda özellikle tek bir gücün, iktidarın, otoritenin varlığı söz konusudur. Burada bundan söz edilmemekte. A şıkkı değil. Bireylerin özgürlüklerini yaşama isteği burada böyle bir durum da söz konusu değil. Özgürlükleri, herkesin özgürlükleri yaşamak isteği toplumu anarşiye sürükler. Doğal afetlerle baş edebilme düşüncesi yine bu da söz konusu değil. Burada doğal afetlerden söz edilmemekte. Bir hukuk devleti kurma ideali, bir hukuk devleti kurma var ama buradaki durum devlet kurmaya iten neden bu değil. Burada doğru cevap Ceyhan olacak. Güvenli bir yaşam isteği. Çünkü insanlar bir arada yaşamak için kendi aralarında toplumsal sözleşme imzalıyorlar. Bunun nedeni birbirlerinden kötülük anlamında daha az zarar görebilmeleri, yasalarla insanların denetim altına alınmasıdır. C şıkkının doğru cevap olduğunu söyleyebiliriz. Evet, bir başka soruya geçiyoruz. Bürokrasi devletin işleyişinde görev alan memurlar öbeğidir. Bu görevliler hiyerarşik bir yapı içerisinde örgütlenmiş olup kişisel olmayan genel kurallara göre çalışırlar. Bu memurlar yaptıkları hizmete seçilerek değil de uzmanlıklarından dolayı atanarak gelirler. Buradan da anlaşılacağı gibi bürokrasinin devlet işleyişinde çok önemli bir rolü vardır. Yani bürokrasi gereklidir ama liyakat sahiplerinin olması noktasında. Yine buradan yola çıkarak hangisine ulaşılabilir? Bürokrasinin gereksiz bir yapılanma olduğu, hayır tam tersine gerekli olduğu verilmekte. Bürokraside bazı düzenlemeler yapılması gerektiği bu da değil. Devletin bürokratlarca yönetilmesi gerektiği, devletin bürokratlarca yönetilmesi gerektiği yani bazı yönleriyle belki kabul edilebilir ama genel anlamda kabul edemeyiz. Bürokratların seçimle iş başına gelmesi gerektiği. Bürokratlar seçimle iş başına gelmez, siyasetçiler seçimle iş başına gelir. Siyasetçilerin de bürokrasiden ellerini çekmesi gerekir. Oraya liyakat sahibi insanların gelmesi gerekmektedir diyoruz ve bu sebepten dolayı önemli. Bürokrasinin devlet yapılanmasında gerekli ve önemli olduğu vurgulanmakta. Burada da yine bürokrasinin devlet işletişinde çok önemli rolü olduğunu paragrafta da görüyoruz. Doğru cevabımız D şıkkı Denizli olacak. Evet, bir başka soruya geldik. Hangisini desteklemektedir şeklinde bir soruyla karşı karşıyayız. İnsan toplulukları en başta doğal durum adı verilen bir durumda yaşıyorlardı. Doğal durumda insanları yöneten kurallar ve kurumlar yoktu. Geçmişte ilkel topluluklar dediğimiz topluluklarda kurallar yoktu. Sonraları insanlar barış içinde ve belirli bir düzen içerisinde ya da yerleşik hayata geçtikten sonra yaşama gereksinimi duyunca devlet fikri ortaya çıktı. Sonuç olarak devlet sonradan insan ihtiyaçlarına cevap vermek üzere oluşturulmuş bir kurumdur. Parça hangisini desteklemektedir şeklinde bir soru. Devlet kendiliğinden doğal olarak ortaya çıkmıştır. Hayır, insanlar bunu oluşturmuşlardır. Böyle bir ihtiyacın doğduğunu ortaya koymuşlardır. Özellikle insan ihtiyaçlarının artmış olmasıyla birlikte ortaya çıkan bir durum. İnsanlar daima kendilerinden güçlü bir yöneticiye ihtiyaç duymuşlardır. Ya da otoriteye diyebiliriz. Burada bu da ifade edilmemekte. Kurallar ve kurumlar insanlık tarihi kadar eskidir. Bazı şeyler olabilir ama hepsi için söylenemez. Devlet barış ve düzeni ortadan kaldıran bir kurumdur. Tam tersine kesinlikle devletin var olması, düzenin var olması için önemli. Bunu biliyoruz. Doğru cevabımız burada devlet özellikle insanların ihtiyacı sonucunda ortaya çıkmıştır. Burada da yine insanların ihtiyaçlarından bahsetmişti. Doğru cevap D şıkkı olacak. Denizli'yi doğru cevap kabul edebiliriz. Evet, siyaset felsefesinin cevaplamaya çalıştığı sorulardan biri değildir. Bu soruda yine siyaset felsefesiyle ilgili bir soru ve siyaset felsefesinin yanıt aradığı bir soru değildir. Paragrafı okumadan da cevaba gitmek mümkün.
Ama biz yine de okuyalım. Siyaset felsefesi devletin oluşumu, kaynağı, bireyle ilişkisi, varlığını sürdürüşü, bugünkü yönetimden daha iyi bir yönetimin olup olmadığı gibi konuları felsefi açıdan inceleyen bir bilimdir. Biz burada siyaset felsefesinin yanıt aramadığı bir soruyu bulacağız. İktidar kaynağını nereden alır? Siyaset felsefesi buna yanıt arar. Bürokrasiden vazgeçilebilir mi? Siyaset felsefesinin yanıt aradığı bir soru. Sivil toplum ne anlama gelir? Yine siyaset felsefesinin yanıt aradığı bir soru. Bireyin temel hak ve özgürlükleri ne anlama gelir? Yine siyaset felsefesinin yanıt aradığı bir soru. Evrende bir düzen var mıdır sorusu ise siyaset felsefesinin yanıt aradığı bir soru değil, varlık felsefesinin yanıt aradığı bir sorudur diyoruz. Doğru cevabımız C olacak. Evet, bir başka soruya gelecek olursak, devlet için hangisi söylenemez? Devlet ortak bir toprak bütünlüğüne dayanan siyasi örgütlenmeye verilen addır. Devletin sözü edilen toprak parçasında yaşayan insan topluluğu üzerinde bir denetim gücü vardır. Yani devlet belli bir ülkede yaşayan insan topluluğunun egemenlik ve bağımsızlık temelini de oluşturduğu siyasi örgütlenmedir diyebiliriz. Burada bizden istenilen söylenemez şeklinde bir durum. Devlet için hangisini söyleyemeyiz? Devletin varlığı insan topluluğu, ülke ve egemenlikle gerçekleşmektedir. Yani tabii ki insanların olması ve egemenliğin olması gerekir devletin var olabilmesi için. Ülkede yaşayan insan topluluğunun bağımsızlık temelinde oluşturduğu örgütlenmedir. Yine tabii ki aynı şeyleri ifade ediyor D ve E şıkları. Toprak parçası üzerinde yaşayan halk üzerinde kontrol mekanizması vardır. Yani devletin olabilmesi için bir vatanın, bir toprak parçasının olması gerekir. Yine B şıkkındadır. Toprak bütünlüğüne dayanan siyasi bir örgütlenmedir. Tabii ki vatansız devlet olmaz. Burada A şıkkı doğru cevap. Devlet toplumsal eşitlik temeli üzerine kurulan bir yapıdır. Toplumsal eşitlik olmasa da devletin varlığından söz edebiliriz. Farklı devlet biçimleri vardır. Dünyada çok farklı devletler kurulmuştur. Birçoğunda toplumsal eşitlik belki de yoktu ama devlet orada vardı. Bunu söyleyebiliriz. Hangisi söylenemez dediği için A şıkkını söyleyebiliriz doğru cevap olarak. Ve bir başka soruya geçebiliriz. Evet, bir başka soruya geçecek olursak. Günümüzde siyaset felsefesi siyasi otoriteyi, siyasi otoritenin gücünü, doğasını ve kaynağını, siyasi otorite ile birey arasındaki ilişkileri ele alır. Ayrıca siyasi kurumların ve bu arada devlet ve birey arasındaki ilişkilerin nasıl geliştirilebileceğini inceler. Demokrasi problemini sivil toplum ve devlet ilişkisiyle özgürlük ve eşitlik ideallerinin oluşturduğu temel üzerinde ele alır. Günümüz siyaset felsefesi için hangisi söylenemez? Burada ifade edilen durum bu. Günümüzdeki siyaset felsefesinde söylenemez olan nedir? Bir bakalım. Siyasi otoriteyi, gücünü ve kaynağını konu edinir. Evet, yani üzerinde durabileceğimiz bir şey. Birey devlet ilişkisini ele alır, inceler. Evet. Demokrasi problemlerini inceler. Yine bu da günümüz siyaset felsefesinin çalışma alanına girer. Özgürlük ve eşitlik ideallerini inceler. Yine bu da siyaset felsefesi için söylenebilir. E şıkkına baktığımızda devleti yönetenlerin görevlerini ve etkilerini belirler. Bakın, devleti yönetenlerin, yöneticilerin görevlerini ve etkilerini belirlemek siyaset felsefesinin ya da günümüz siyaset felsefesinin üzerine durduğu bir şey olamaz. Genel anlamda siyaset felsefesi bu gibi durumlarla da ilgilenmez. Sadece belki ütopyalarda benzer şeyler yazılmıştır düşünce olarak ama yönetenlerin görevlerini, yetkilerini siz belirleyemezsiniz. Bu felsefe adına zaten söylenemez diyoruz ve doğru cevabımızın Eden olduğunu, E şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Bu soruyla bugünkü dersimize de
son verirken hepinize başarılar diliyorum. Thank you.